Belki yani nereden girdik, ne oldu? Bu Irak Savaşı'nda başladı. Türkiye'de yoğun bir anti-Amerikancılık. Ya bu kadar anti-Amerikancılık doğru mu yanlış mı, bu da çok ciddi bir mesele. Ama Irak'a Müslüman öldürmeye geldiler. Biz de oradan karşı çıktık. Ordunun da bir kısmı oradan karşı çıktı. Yani mesela bugünkü aklımız olsaydı bu kadar mı karşı çıkardınız diye. Yani insan tereddüt ediyor. Yani çünkü Irak Savaşı'nda ve Suriye Savaşı'na katılmadığımız için bizler ve yazarlar ve askerler işte cezalandırılıyor. Bazen diyorum yani Atatürk yaşasaydı Irak Savaşı'na karşı bizim gibi mi tavır alırdı falan diyorum. Ama Müslüman öldürecekler orada. 1 milyon Müslüman öldürecekler. Mecburen yani böyle insan bir refleks olarak gösteriyor bunu. Böyle bir refleks gösterdi Türkiye. Zaten anketleri yapıldı. Dünyada anti-Amerikancılığın Türkiye'de kadar olduğu bir yer yok. Hatırlayın büyük mitikler yapıldı. Amerika çok sert bir şekilde cezalandırıyor. Dikkat edin Amerika'nın yanında kim varsa hayatı gül, şeker bayram gidiyor yani gül şeker gidiyor. Suudların keyfi yerinde, PKK'nın keyfi yerinde, cemaatin keyfi yerinde. Yani Amerika'yı yanına almışlar herkesin durumu iyi. Rahat dünya arkalarında, Amerika arkalarında. Ama Amerika'ya bir laf edenlerin hepsi cezalandırılıyor. Çok sert bir şekilde cezalandırılıyor. Yani ben buradan yani söylemek istiyorum eğer... Amerikan düşmanlığı tabii ki teorik olarak Amerika insanlar bağımsız, anti-emperyalist falan bu değerlerin içindeyiz. Evet biz bunu yoğun bir şekilde getirdik. Niye getirdik? Irak'ta Müslüman öldüreceksiniz. O yüzden getirdik yani. Ama Irak'ta bile işler neredeyse bitti. Türkiye'de bitmedi. 15 sonra Suriye'de oldu aynı şey. Yani Müslümanların da biz Müslüman öldürmeyelim dedik. Yani suçumuz bu. İşin başı bu. Hani bu sonraki bu kumpaslar, işte balyozlar hepsi tırıvırı oldu çıktı zaten ortaya. Hepsi uydurulmuş şeyler. Ama işin özü bu. Niye bu ordu NATO ordusudur, bize niye bu kadar karşı çıkıyor falan derken onu bunu bizi hepsini Amerika'ya laf eden herkesi aldık içeri tıktılar. Bir çuvalın içerisine. Ve, ama Türkiye'ye bakıyorsun İmralı'da cennet gibi yaşıyor. Niye onlar Amerikancı? Barzani Amerikancı rahat, Suudlar Amerikancı rahat, El-Kaide'sinin yarısı Amerikancı rahat. Amerikancı olan rahat, sırtı rahat. Gel keyfim yaşıyor. Biz hapishanelerdeyiz. Tabii yani insan hani çok derinine düştüğü zaman ya bir şey fazla mı kaçırdık gibi sorular da soruyorum kendime. Çünkü modern bir dünyada yaşıyoruz. Ama yani geri adım atamayacağımız bir yerde ne yapalım abi? Müslüman öldürüyorlar. Öldürdüler de 1 milyon Müslüman. Evet. Buna karşı durmamız gerekiyor. Karşı durmayalım mı? Karşı durduk işte başımıza gelenler. Bir daha olsa ne yaparsın? O kadar yine sert karşı durur musun? Dururuz abi ne yapalım? Öldürüyorlar.